Anadolu'nun bilinen ilk halısı Türklerin Pazırık halısıdır. Bu halı Altay Dağları Pazırık Kurganları'nda Rus arkeolog Sergey Rudenko tarafından 1948 yılında bulunmuştur. Pazırık halısı çıkarıldıktan sonra özel yöntemlerle koruma altına alınmış ve 1950 yılından beri St. Petersburg Ermitaj Müzesi'nde sergilenmektedir. Milattan önce 5. yüzyıla tarihlendirilen bu halı yaklaşık 4 metrekare olup çok ince yünden dokunmuştur ve toplamda 1.250.000 düğümü vardır. Bu düğüm sıklığı halının büyük bir ustalıkla ve tecrübeyle yapıldığını göstermektedir. Rudenko araştırmalarıyla bu halının en az 18 aylık bir çalışma sonucunda yapıldığını söylemektedir. Türk düğümü olarak da bilinen Gördes düğümü adı verilen çift düğüm tekniğiyle dokunan Pazırık halısı dönemine göre oldukça ileri bir tekniğe sahiptir. Bu durum bize halıcılığın Türklerde çok daha eski dönemlere dayandığını kanıtlamaktadır. Eserin orta kısmında 24 kare alan içerisinde bazı araştırmacılara göre 4 yapraklı bir çiçek motifi vardır. Geçerliliği kanıtlanmamakla birlikte bu 24 kareyi 24 oğuz boyuyla ilişkilendiren görüşler de vardır. Sanat tarihi araştırmacısı Jetmar bu karelerin bir oyun halısı olduğunu iddia etmiştir. Halının bazı noktalarındaki rozet ve üçgen motiflerin oyunun başlangıç ve bitiş noktaları olduğunu ve zarla oynanan ilkel bir satranç oyunu olduğunu ileri sürmüştür. 24 karenin olduğu bölüm 5 bant ile kuşatılmıştır. Bunlardan birincisi ve beşincisi kartal başlı aslan vücutlu bir motifi simgeler. Bu motifin başı yukarıya kalkık ve arkaya doğru çevrilmiş olup gagasından dili gözükmektedir. İkinci bantta ise sağdan sola doğru yürüyen bir grup geyik vardır. Bu geyik İç Asya'da yaşayan bir türdür. Geyik üzerindeki şekillerde Türk hayvan üslubuna ait tasvirler yer almaktadır. Bir sonraki şeritte ise tek sıra halinde ilerleyen Türk süvarileri vardır. Bu süvariler İç Asya'da giyilen türden bir başlığa, pantolona ve çizmeye sahiplerdir. Altların üzerinde keçiden yapılmış eğer örtüleri bulunmaktadır. Orta Asya'da bu örtülere çaprak, Anadolu'da ise terlik denilmektedir. Atların kuyruklarının da düğümlü olduğu göze çarpmaktadır. At kuyruğu bağlama geleneği yüzyıllar boyunca mitolojik, dini ve sembolik anlamlarıyla Türk toplumları arasında yaşamıştır. Pazırık halısındaki Türk sanatına ait diğer bir husus ise halıda bulunan tasvirlerin halıya bakacak kişiye göre değişmesidir. İzleyici halıya nereden bakarsa baksın figürler oradaki kişiyle karşı karşıyadır. Pazırık halısı kurgandan ilk çıkartıldığında kimlere ait olduğu yönünde görüş farklılıkları vardı. Fakat zamanla yapılan araştırmalarla Pazırık halısının Türk ilmiyle dokunduğunu ve Türklerin halısı olduğunu herkes kabul etmiştir. Pazırık halısını sadece halı diye düşünmemek gerekir. Pazırık halısı Türkleri ve bulunmuş olduğu bölgenin yaşamı, kültürü ve karakteri hakkında bizlere bilgiler vermektedir. İnsanlar kendilerini mağaralara, duvarlara ya da eşyalara yaptıkları resimlerle anlatırken Türkler hayatlarını ve hayallerini halıya işlemişlerdir. Bu bize Türklerin köklü bir medeniyete ve sanat anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun, yeni videolardan haberiniz olsun.